Projede sıfır poligonu, geçki tasarımı, dever ve genişletme, boy kesit ve en kesit tasarımı aşamalarını tamamlamıştık. Geçki tasarımında çizmiş olduğumuz bütün en kesit çizgilerine ait en kesit tasarımlarını tamamladıktan sonra Projede ilk yapmamız gereken işlem şu. Projemizde herhangi bir noktaya sanat yapısı eklememiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Burada sanat yapısından kastım. Büz ya da menfez gibi yağmur suyunu drene edecek. Yani boşaltılmasını sağlayacak yapılar. Dolayısıyla bu videoda şunu anlatacağım. 1. Karayolu projemizde bir sanat yapısına ihtiyacımız var mı? Yani büz ya da menfez yerleştirecek miyiz, yerleştirmeyecek miyiz? Buna karar vereceğiz. 2. Buna karar verdikten sonra bunun yerini tespit edeceğiz. Hangi noktaya bunu yerleştirmemiz gerekiyor? 3. Yerini tespit ettikten sonra da bunun boyutlandırmasını yapacağız. Boyutlandırmasını yaptıktan sonra bunu tasarıma dönüştüreceğiz ama tasarım kısmını bu videoda anlatmayacağım. Sadece boyutlandırmaya kadar olan kısmını bu videoda anlatacağım. Bir sonraki videoda ise bunun geçki tasarımı, boy kesit ve en kesit tasarımı üzerindeki çizimlerinin nasıl yapılacağını anlatacağım. Şimdi ilk olarak bizim projemizde herhangi bir sanat yapısı gerekli mi, gerekli değil mi buna karar vermemiz lazım. Buna karar verebilmek için de boy kesit çalışmasına geri dönüyoruz. Boy kesit çalışmasını şöyle tekrar açıyorum, yaklaştırıyorum. Bakın boy kesit çalışmasında bir bizim kırmızı çizgilerimiz vardı. Kırmızı çizgiler arasında şurada mavi ile bir tane düşey kurp yerleştirmiştik. Bu bizim güzergahımızı temsil ediyordu. Bir de bizim siyah çizgimiz vardı. Bakın bu da bizim siyah çizgimiz. Siyah çizgilerde bizim arazimizi temsil ediyordu. Eğer arazi üzerinde dere yatağı oluşturacak herhangi bir bölge varsa bizim buraya büz ya da menfez olarak sanat yapısını yerleştirmemiz gerekiyor. Yani siyah çizgiler üzerinde çukur bölge oluşturan bir alan var mı yok mu? Bunu tespit edeceğiz. Birden fazla da olabilir, hiç olmayabilir. Dolayısıyla bizim arazimiz üzerinde dere yatağı oluşturabilecek çukur bölgeler varsa biz bunların tamamına sanat yapısı yerleştireceğiz. Şimdi buradaki siyah çizgimizi incelediğimizde bakın şöyle projenin başından itibaren incelediğimizde ilk başta siyah kodlar gittikçe artıyor. Yani arazim yükseliyor. Belli bir noktaya kadar yükseliyor. Yani çukur oluşturacak bir bölge yok projenin başında. Sonra bakın şurada artık bir tepe bölge oluşmuş. Burada bir tepe var. Sonra biraz daha ilerlediğimizde tekrar arazi aşağı doğru inmeye başlamış ve burada bir çukur oluşmuş. Çünkü sonrasında arazi tekrar yükselmeye başlamış. Dolayısıyla bakın dere yatağı oluşturacak bir bölge var. Yani siyah çizgi üzerinde çukur bir alan oluşmuş. Dolayısıyla bakın artık şunu diyebilirim. Benim bu projeye bir tane sanat yapısı yerleştirmem gerekiyor. Bir tane yerleştirmemin sebebi de projede sadece tek bir tane çukur bölge yani dere yatağı olarak adlandırabileceğim bir bölgenin bulunmuş olması. Şimdi sanat yapısının olması gerektiğine karar verdim. İkinci sorum da şu. Bunu buradaki çukur alandaki hangi noktaya yerleştireceğim? Bunu buradaki çukur alanda yani dere yatağındaki en çukur, en dip noktaya yerleştireceğim. Şimdi bölgeyi tespit ettikten sonra bakın şuradaki noktalara şöyle aşağıdaki siyah kodlar üzerinden şöyle bakacak olursak, bakın şuradaki siyah kodları incelersek 12257, 12247, 12239, 12232, 12232 sonra 12233, 12237 yani Şurada UE2 ile H3 en enkestilerinin olduğu noktada ikisi de aynı çıkmış ve kodlar en düşük seviyeye ulaşmış. Dolayısıyla bakın ben UE2 ve H3 noktalarından birine buradaki sanat yapısını yerleştireceğim. Eğer bir tanesi daha düşük olsaydı daha düşük olana yerleştirecektim ama burada iki tane nokta çıkmış. Dolayısıyla burada şöyle yapacağım. Bu iki noktadan hangisine yerleştirmem gerektiğine karar vereceğim. Eğer dediğim gibi bunlardan bir tanesi daha düşük olsaydı ona yerleştirecektim ama şu an şöyle yapacağım. Buradaki kırmızı kodlara bakacağım. Kırmızı kodlardan hangisi daha büyükse ona yerleştireceğim. Bu da benim için H3 enkestinin olduğu nokta. Bakın H3 enkestinin olduğu noktaya sanat yapımı yerleştireceğim. Şimdi 1. Sanat yapısına gerek var mı? Var. Buna karar verdik. 2. Hangi noktaya yerleştireceğiz? Buna da karar verdik. Bol kesit üzerinden hangi noktaya sanat yapısı yerleştireceğimize de karar verdik. 3. Artık şunu yapacağız. Benim buraya yerleştireceğim sanat yapısının boyutları ne olmalı? Buna karar vereceğiz. Bunun için de şöyle yapıyorum. Geçki tasarımı çalışmasına geri dönüyorum. Bakın geçki tasarımı çalışmasına geliyorum. Ve burada H3 en kestimi buluyorum. Bakın H3 en kestim şuradaki noktada. H3 en kestinin bulunduğu noktaya sanat yapısı yerleştireceğime karar verdim. Şimdi artık bununla ilgili bazı veriler toplamam lazım. Buradaki verileri bu pafta üzerinden toplamam imkansız. Benim buradaki arazi yapısını görmem lazım. Arazi yapısının gerçekteki halini görmem lazım. Üzerindeki ağaçlık durumu görmem lazım. Dolayısıyla bu bilgiler içinde benim buradaki arazinin gerçek halini görmem lazım. Bunu da şöyle yapabilirim. Benim buradaki H3 noktasının gerçekteki koordinat değerini bilmem lazım. Gerçekteki koordinat değerinin yerini tespit etmem lazım ve tespit ettikten sonra da bu bölgedeki araziyi incelemem lazım. Şimdi paftanız üzerinde gerçek koordinat değerini bildiğiniz en azından bir tane nokta yoksa bunu tespit etmeniz imkansız. Dolayısıyla şunu yapmanız lazım. Bu pafta üzerinde en az bir tane noktanın Gerçekteki koordinat değerini bilmeniz lazım. Yani enlem boylamını bilmeniz lazım. Eğer pafta üzerinde enlem ve boylamını bildiğiniz bir tane nokta varsa buradaki noktayı referans alarak herhangi bir noktadaki enlem ve boylamı hesaplayabiliriz. Enlem ve boylamı hesapladıktan sonra da buradaki noktanın gerçekteki yerini tespit edip buradaki havza ile ilgili verileri elde edebiliriz. Şimdi bu koordinat değerleri için bir elinizdeki programlar koordinat değeri veriyor olabilir ama AutoCAD'de çizimi gerçekleştirdiyseniz AutoCAD buradaki noktanın bize gerçekteki koordinat değerini şu an vermeyecektir. Dolayısıyla AutoCAD kullanıyorsanız en azından bir tane gerçekte bilinen koordinat değerine ihtiyacınız var. Bunu şöyle de tespit edebilirsiniz. Eğer proje üzerinde gözüken örneğin bir bina varsa diyelim ki şurada bir bina var ve siz bu binanın gerçekteki yerini biliyorsanız gidip oradaki binanın gerçekteki yerini bularak oranın koordinat değerini elde edebilirsiniz. Ama benim şu an paftamda böyle bir şey yok. Sizin paftanızda bu gibi belirteçler varsa bu gibi belirteçlerden yola çıkarak gerçek koordinat değerini elde edebilirsiniz. Ya da size verilmiş olabilir. Size bu pafta üzerindeki noktalardan bir tanesinin koordinat değeri verilmiş olabilir. Köşe noktalar verilebilir ya da herhangi bir nokta verilebilir. Ben şuradaki sol alt köşenin koordinat değerini biliyorum. Enlem ve boylamını biliyorum gerçekteki. Bakın şuradaki noktanın koordinat değeri benim elimde var. 40.888.34.92. Bu enlem değeri. 38,34.14.26. Bu da benim boylam değerim. Gerçekteki enlem ve boylamlarını bildiğim en az bir tane noktam var. Dolayısıyla buradaki noktadan yola çıkarak proje üzerindeki herhangi bir noktanın gerçekteki enlem ve boylamlarını elde edebilirim. Bunu da şöyle yapacağım. Buradaki enlem ve boylamı hesaplaması için bir tane Excel dosyası oluşturdum. Buradaki Excel dosyasını bir tane internet sitesine yükledim. Siz de oradaki internet sitesine girerek buradaki enlem ve boylam koordinatlarını hesaplayabilirsiniz. Bunun için de açıklamalar bölümüne bir tane link koydum. Oradaki linke tıklayarak buradaki Excel tablosuna ulaşabilirsiniz. Şimdi bakın Excel tablosunu ben de aynı siteden açıyorum. Şöyle geliyorum. Bakın Excel tablosu bu. Excel tablosunda 3 tane sayfa var. Rasyonel metot, manik metodu bir de koordinat hesabı bölümü var. Burada ilk olarak koordinat hesabı bölümünü seçiyorsunuz. Menfezin koordinatlarını bulduktan sonra buradaki koordinatın Google Earth üzerinden yerini tespit edeceğiz. Google Earth üzerinden yerini tespit ettikten sonra da oradaki havzaya ait bazı verileri gene buradaki aynı Excel tablosundaki rasyonel metot bölümüne buradaki sarı alanlara gireceğiz. Sarı alanlara girdikten sonra yine AutoCAD'de bazı ölçümler yaparak Manik metodu bölümüne gireceğiz. Ve bizim bakın şuradaki bölümde menfezimizin boyutları ortaya çıkmış olacak. Yani buradaki menfez boyutlandırma şablonunu kullanacağız. Buradaki şablonu da kadirakgölü.com slash menfez olarak buradaki internet sitesine yükledim. Bunun linkini gene açıklamalar bölümünde paylaşacağım. Siz de açıklamalar bölümündeki linke tıklayarak buradaki Excel şablonunu kullanabileceksiniz. Şimdi tekrar koordinat hesabı bölümüne geliyorum. Koordinat hesabı bölümüne geldim. Bakın bilinen noktanın enlem ve boylamı. İlk olarak bilinen noktanın enlem ve boylamını buraya gireceğim. AutoCAD dosyama tekrar geliyorum. Bakın benim için bilinen nokta şu. Hemen şöyle şuraya çift tıklayayım. Şöyle çift tıklıyorum. Burayı şöyle komple seçeyim. Ya da önce şurayı seçeyim. Ctrl C diyorum. Tekrar buraya geliyorum. Bakın şuradaki enlem bölümüne. Buradaki koordinat değerine giriyorum. Girdim. Boylam bölümüne geliyorum. Boylam bölümünde de şöyle yan taraftaki değeri seçiyorum. Burası da benim boylam değerim. Yine aynı şekilde bakın şuraya çift tıklıyorum. Çift tıkladıktan sonra buraya yapıştırıyorum. Evet enlem ve boylam değerlerimi girdim. Şimdi bakın diyor ki uzunluk y yani düşey. Şurada düşeyde bir tane ok var. X Yatayda bir tane ok var. Yani y ve x değerlerimi metre cinsinden gireceğim. Hemen şöyle tekrar geliyorum buraya. Bakın şurayı kapatıyorum. Şimdi bilinen noktam burası. Bilinen noktamdan şuradaki lineer komutuyla, bakın şöyle şuraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra da H3 enkesinin orta noktasına tıklıyorum. Bakın H3 enkesinin orta noktasına tıkladım. Ne kadarmış buradaki mesafe? 161.48. Hemen tekrar şuraya geliyorum. Bu x yönündeki mesafe 161,48. Yani benim boylamıma denk gelen mesafe. Sonra tekrar aynı yere geliyorum. Geldim. Bu sefer de y yönündeki mesafeyi ölçüyorum. 63,98. 63,98 de yine alıyorum. Buraya yazıyorum. 63,98. Bakın bunu da yazdım. Şimdi gelelim ölçek. Diyor ki ölçek 1 bölü x. Ölçeğimi 1 bölü x cinsinden hesapladıktan sonra buradaki x'i alacağım buraya yazacağım. Örneğin 1 bölü 1000 ise buraya 1000 yazacağım. 1 bölü 2000 ise buraya 2000 yazacağım. Ama 3 bölü 1000 ise buraya 1000 yazmayacağım. 3 bölü 1000'i 1 bölü 333'e çevireceğim. Dolayısıyla buraya 333'ü yazacağım. Dolayısıyla buradaki formata göre ölçeğinizi 1 bölü x hale getiriyorsunuz. 1 bölü x hale getirdikten sonra da buradaki x değerini buraya yazıyorsunuz. Dolayısıyla ilk olarak şöyle paftama tekrar geri dönüyorum. Geri döndükten sonra bakın benim burada ölçeğim mevcut. Aslında ölçeğimin 1 bölü 2000 olduğunu biliyorum. Ama bunu tekrar şuradan ölçerek göstereceğim. Bakın şuradan Sıfırdan 80'e kadar olan mesafeyi ölçüyorum. 40 milim, 40 milim bölü 80 metre, 1 bölü 2000 yapar. Dolayısıyla paftamın ölçeğinin 1 bölü 2000 olduğunu biliyorum. Bunu da alıyorum, şuraya yazıyorum, 2000 diyorum. Evet, 2000'i de buraya yazdıktan sonra bakın artık enlem ve boylam değerlerim güncellendi. Buradaki menfeze ait enlem ve boylam değerlerini şöyle seçiyorum. Ctrl-C yapıyorum. Daha sonra Google Earth uygulamasını açıyorum. Bakın Google Earth uygulamasını açtım. Açtıktan sonra şuradan ara bölümüne geliyorum ara bölümüne buradaki değeri giriyorum. Tabi bunları nokta yapmam lazım. Bakın şuradaki virgülle olan ayrı açıları nokta yapmanız lazım. Nokta yaptıktan sonra ikisini de enter'a basıyorum. Artık bakın buradaki noktanın konumunu bu şekilde tespit etmiş olacaksınız. Bakın Giresun iline geldi. Giresun ilinde bir tane noktada durdu ve bunun etrafında dönüyor. Bakın benim projemdeki menfezi yerleştirmem gereken nokta burasıymış. Şimdi şöyle yapacağım. Buradaki noktayı buldum. Şurayı kapatalım. Şurayı Kuzey yönü diyelim. 2D diyelim. Şöyle biraz geri gelelim. Bakın şuradaki nokta. Şuradaki noktayı tespit etmiş oldum. Yani benim H3 kestimin olduğu nokta burasıymış ve şöyle buraya biraz şöyle geriden bakacak olursak bakın zaten direkt sol tarafta şuradaki bölgede havzayı görüyoruz. Bakın burada yağmur suyunu biriktirecek, şurada arada dere oluşturacak bir bölge var. Dolayısıyla burada bir dere oluşacak. Buradan akan su benim platformumun olduğu noktaya şuraya gelecek ve benim güzergahımın geçtiği şuradaki noktadan buradaki su akmaya başlayacak. Dolayısıyla buradaki suyun platforma zarar vermemesi için de bakın şuraya alt tarafına platformun altına bir tane büz ya da menfez olarak sanat yapısı yerleştirmem gerekiyor. Zaten gördüğünüz gibi bakın şuraya biraz daha yaklaşırsak buraya bir tane menfez yerleştirilmiş. Biz de şöyle yapacağız. Buradaki havzanın özelliklerine göre buraya yerleştirmemiz gereken menfezin boyutlarına karar vereceğiz. Şimdi havzayı bir de 3 boyutlu olarak görelim. Bakın şöyle üç boyutlu olarak havzayı bir inceleyelim. Şurada bakın menfezi yerleştireceğim nokta şurasıydı. Şöyle az çok havzamın üst sınırları şurada zaten belli oluyor. Yani yağmurun ne kadarlık bir kesimden toplanacağı yağmur suyunun belli oluyor. Burada içeride zaten dere yatağı da belli oluyor. Şurada bir dere yatağı oluşmuş. Buradaki dere yatağı bu havzada biriken suyu toplayacak. Buradaki su akacak. Benim şuradaki platformun ne olduğu noktaya gelecek. Dolayısıyla buradaki debiyi hesaplayacağım ve buradaki debiye göre de buradaki debiyi geçirebilecek boyutlarda bir tane menfez tasarımı gerçekleştireceğim. Şimdi tekrar şöyle yapıyorum bakın iki boyutlu görünüme geliyorum. Şöyle kuzeye alalım. Şimdi ilk olarak benim buradaki havzanın boyutlarını belirlemem gerekiyor ki buradaki havzanın boyutlarına göre buradaki debiyi hangi yöntemle hesaplayacağıma karar verebileyim. Çünkü burada 3 farklı yöntem var. 1. Rasyonel metot var. 2. Sentetik birim hidrografi yöntemi var. 3. Snyder yöntemi var. Burada şöyle yapacağız. Eğer havzamızın büyüklüğü 0 ila 10 km kare arasındaysa rasyonel metoda göre hesaplayacağız debimizi. Eğer havzamızın büyüklüğü 10 km kare ile 1000 km kare arasında bir değerse bu durumda sentetik birim hidrografi yöntemine göre debi hesabı yapacağız. Ama 1000 km kareden büyükse bu durumda da Snyder yöntemine göre DB hesabı yapacağız. Ben bu videoda sadece rasyonel metoda göre hesabı anlatacağım. Zaten Excel şablonumu da sadece rasyonel metoda göre hesapladım. Ama sizin eğer havza büyüklüğünüz 10 km kareden büyükse diğer yöntemlere göre de DB hesabını gerçekleştirebilirsiniz. DB hesabını yaptıktan sonra aynı Excel şablonunda debi bölümüne hesapladığınız debiye girerek menfezin boyutlandırmasını yine benim oluşturmuş olduğum Excel şablonuna göre hesaplayabilirsiniz. Şimdi İlk olarak şöyle yapıyorum. Bakın şurada mesafe ve alan ölçüm bölümü var. Buraya tıklıyorum. Ve şurada menfezin yerleşeceği noktadan başlayarak buradaki havzanın alanını yaklaşık olarak hesaplıyorum. Şöyle şurada bakın uç noktalarda dolaşarak şöyle uç noktalara tıklıyorum. Şöyle havzamın genişliğini belirliyorum. Sonra tekrar bakın en baştaki noktaya tekrar tıklayacağım. Tıklıyorum. Bakın ne kadarmış? 0.18 km kare bir alanım varmış. Eğer biriminiz burada km kare değilse şuradaki oka tıklayarak şuradan km kareyi seçebilirsiniz. Bakın alanımı hesapladım. Neydi? 0 ila 10 km kare arasındaysa buradaki havzamın büyüklüğü bunu rasyonel metoda göre hesaplayabiliyorum. Şimdi artık yöntemimi belirledim. Yöntemimi belirledikten sonra artık şöyle yapıyorum. Burayı kapatıyorum. Burayı kapattıktan sonra bir Buradaki dere yatağıyla ilgili bazı ölçümler yapacağım. 2. Buradaki dere yatağının sağında ve solunda kalan bölgelerle ilgili bazı ölçümler yapacağım. Daha sonra buradaki bölgenin yapısıyla ilgili de gene bazı tespitler yapacağım ve buradaki tespitleri daha önceden oluşturmuş olduğum Excel şablonuna girerek buradaki havzada oluşacak debi miktarını hesaplamış olacağım. Şimdi bakın şöyle Excel şablonumu açıyorum. Şöyle şuraya tıklıyorum. Burada bir rasyonel metot bölümü vardı. 2 manik metot bölümü vardı. Şuradan rasyonel metot bölümüne giriyorum. Rasyonel metot bölümünde, bakın şurada bir arazi üstü bölümü var, şurada iki dere yatağı bölümü var. Burada sarı alanlar var. Buradaki sarı alanları girdiğimde, şuradaki arazi üstüyle ilgili veriler ve dere yatağıyla ilgili veriler otomatik olarak dolacak. Şuradaki akış sürelerini belirleyeceğim. Akış sürelerinden sonra toplam akış süresini belirleyeceğim. Buradaki sarı bölümden, şuradan bulunduğum ili seçeceğim. Buradan bulunduğum ili seçtikten sonra şuradan yağ şiddetlerini hesaplayacağım. 10 yıllık ve 100 yıllık yağ şiddetlerini hesaplayacağım. Aslında sadece 100 yıllık yağ şiddetini kullanacağım ama burada yine de ikisini de hesaplattım. Buradaki 100 yıllık yağ şiddetine göre de bakın şöyle yan tarafta gene havza ile ilgili bazı verileri girdikten sonra şurada yan tarafta rasyonel hesap tepsini hesaplayacağım. Burada 100 yıllık akış tepsini hesaplamış olacağım. 100 yıllık akış tepisini hesapladıktan sonra da şuradan manik metodu bölümüne gireceğim. Bu sefer de AutoCAD dosyamı açıp AutoCAD dosyasında bazı ölçümler yaparak şuradaki sarı bölgeyi dolduracağım. Sarı bölgeyi doldurduğumda artık burada menfezimin boyutları bana otomatik olarak çıkmış olacak. Şimdi tekrar rasyonel metot bölümüne geliyorum. Rasyonel metot bölümünde bakın şuradaki dere yatağı kısmıyla ilgili alanları doldurmaya başlayacağım. Ben burada 10 satırlık bölüm oluşturdum. Aynı şekilde üst tarafta da 10 satırlık bölüm oluşturdum. Siz illaki buradaki 10 satırlık verinin tamamını girmek zorunda değilsiniz. Daha az veri girişi yapabilirsiniz. Ama 10 satırdan fazla giriş yapma şansınız yok çünkü Excel şablonunu bu şekilde oluşturdum. Şimdi tekrar Google Earth'e geliyorum. Bakın havzamı belirledim. Havzamdaki dere yatağı daha çok belli. Dere yatağını daha net görmek açısından şöyle göstereyim. Bakın şurası benim dere yatağım. Şuradaki en alt noktadaki çizgiyi takip edecek olursam sonra şöyle şuraya geçmiş. Şuradan Sonra şurada bakın kayboluyor. Şurada dere yatağı var mı yok mu net bir şekilde belli değil. Şurada artık dere yatağım bitiyor sonlanıyor. Dolayısıyla benim yaklaşık 714 metrelik bir dere yatağı uzunluğum varmış. Şimdi şöyle yapacağım. ESC'ye basıyorum. ESC'ye bastıktan sonra tekrar bakın şuraya en başa yaklaşıyorum. Şu an hala mesafe ölçüm aracı açık, aktif. Şurada ilk noktaya tıklıyorum. Bakın en alt noktaya tıklıyorum. En alt noktaya tıkladığımda bakın şurada en altta sağda 41 metre yazan bir yer var. Şimdi şöyle bakın tekrar şurası değişti. 48 metre oldu. Burası benim arazi üzerindeki kotumu gösteriyor. Şu an tıkladığım noktaya tekrar geri gelecek olursam bakın 41 metre olarak tıkladığım noktanın kotunu buradan takip edebiliyorum. Dolayısıyla 1. 41'i aklımda tutacağım. Sonra şöyle ikinci bir nokta seçiyorum. Bakın ikinci noktayı seçtim. 86. Dolayısıyla 41 ve 86 verilerini alıyorum buradan. Alt kota 41 üst kota da 86 olarak buraya giriyorum. Sonra uzunluk değerim var. Uzunluk değeri içinde de şöyle tekrar geriye dönüyorum. Bakın burası kaç? 116.79. Hemen geliyorum. 116.79 olarak yine buraya değerimi giriyorum. Burada bu değerleri girerken şuna dikkat edin. Bakın burada öncesinde bazı değerler ondalıklı olarak ayrılmış ve ondalık ayrıcı olarak da virgül kullanılmış. Eğer Excel dosyası sizin karşınıza çıktığında buradaki ondalık ayraçlar noktalıysa buradaki değerleri girerken ondalık ayraç olarak noktayı kullanırsınız. Ama Buradaki değerlerde şu an virgül olduğu için ben de buraya virgüllü olarak ondalık ayrıcımı girmiş oldum. Şimdi bakın tekrar geri dönüyorum Google Earth'e. Şuradaki ilk noktanın uzunluğunu ölçtüm. Artık ESC'ye basıyorum. ESC'ye bastıktan sonra buradaki noktaya tekrar tıklıyorum. Tıkladım. Bakın zaten kotum 86 idi. Aynı noktaya tekrar tıkladım. Sonra şöyle şuradaki dere yatağı üzerinde ilerliyorum. Şöyle şuraya kadar ilerledim. 86'dan 116'ya tekrar şuraya geliyorum. 86'dan 116'ya. Şimdi uzunluk değerimi gireceğim. Uzunluğum da ne kadarmış? 75,13. Tekrar geliyorum. 75,13 olarak değerimi giriyorum. Enter diyorum. Sonra üçüncü bir nokta ölçeceğim. Bakın önce ESC'ye basıyorum. Bastım. Sonra tekrar buraya tıklıyorum. 116. 116'dan nereye? 154'e. 116, 154. 116, 154. Sonra uzunluk değerime bakıyorum. 103, 31 şuraya geliyorum. 103,31. Sonra tekrar Google Earth'e dönüyorum. Şuradaki noktanın üstüne geliyorum. 154'ün olduğu yere ESC'ye basıyorum. Aynı noktayı tekrar seçiyorum. 154'ten 171'e kotum 154'ten 171'e. Şuraya geliyorum. 154'ten 171'e yükseldi kotum. Sonra tekrar Google Earth'e geliyorum. 66 11. 66 1,11 enter diyorum. Tekrar bakın şöyle küçülteyim. Sonra şuraya yaklaşayım. Önce şuradaki noktanın üstüne geliyorum. 171'in olduğu yerde ESC'ye basıyorum. Tekrar aynı noktaya tıklıyorum. Sonra şöyle yapıyorum. İkinci bir nokta seçiyorum. Bakın buradan. 171'den 244'e şöyle geliyorum. 171'den 244'e uzunluğum kaçmış. Uzunluğuma bakıyorum. 158 46 şöyle geliyorum 158.46 değerini buraya giriyorum sonra tekrar Google Earth'e geliyorum şurada 244'ün olduğu noktaya geliyorum ESC'ye basıyorum aynı noktayı tekrar seçiyorum sonra artık bakın şöyle yapacağım şuradaki noktaya kadar seçim yapıyorum 352 şöyle tekrar geliyorum 244'ten 352'ye Sonra diyorum ki uzunluğum da 174.76 174.76 Enter diyorum. Ve bakın artık dere yatağıyla ilgili ölçümlerimi tamamlamış oldum. Alt kod üst kod değerlerine girdim. Uzunluk değerlerini girdim. 6 satırda dere yatağıyla ilgili verilerimi girdim. Ve bakın dere yatağıyla ilgili ortalama eğimim %44.78'miş. Kod farkım 311'miş. Dere yatağı uzunluğum 694.56 imiş. Buradaki akış sürem de 4.1 dakikaymış. Tabi şu an toplam akış süresini de bu olarak gösteriyor. Çünkü arazi üstüyle ilgili kısmı henüz hesaplamadım. Evet dere ile ilgili verileri girdikten sonra artık arazi üstüyle ilgili verileri gireceğiz. Gene bakın burada sarı alanlarımız var. Şimdi burayı doldurmaya başlayacağım. Gene aynı şekilde 10 satıra kadar doldurabilirim. 10 satırın tamamını doldurmak zorunda değilim. Ama 10 satırdan fazla da dolduramam. Bakın aynı şekilde Google Earth'e geliyorum. Google Earth'te bu sefer şunu yapacağım. Bir dere yatağı üzerinde bazı noktalar seçeceğim. Dere yatağı üzerinde bir nokta seçtikten sonra ikinci olarak bu sefer havzanın üst sınırını temsil eden noktalardan birini seçeceğim. Bunu hem sağ tarafta şu bölgede hem şurada sol taraftaki bölgede yapacağım ve bu şekilde araziyle ilgili ortalama bir eğim değeri hesaplamaya çalışacağım. Bakın şurada ilk olarak bir tane nokta seçiyorum. Bakın ilk olarak dere yatağında bir tane nokta seçtim. Kotuna bakıyorum ilk olarak 88 metre. 88 metrede bir tane kota tıkladım. Sonra bakın şuradaki en üst noktaya tıklamaya çalışıyorum şu bölgedeki. 117 metre. 88'den 117'ye. Şuraya geliyorum. Alt kotum 88. Üst kotum 117. Uzunluğum kaçmış. Uzunluğa bakıyorum. 167.83. Şuraya 167.83. Enter diyorum. Sonra tekrar ikinci bir nokta seçeceğim. ESC'ye tıklıyorum. Şöyle şurada ikinci noktamı seçiyorum. Seçtiğim noktanın kotuna bakıyorum. 123 alt kotum 123. Sonra şöyle ikinci bir nokta seçiyorum. 151. Tekrar geliyorum şuraya. 123 yan tarafa da 151 diyorum. Sonra tekrar uzunluğuma geliyorum şöyle. Uzunluk değerime bakıyorum. 135.3. 135,3 diyorum. Enter diyorum. Tekrar Google Earth'e geliyorum. ESC'ye basıyorum. Bakın şurada bir nokta seçiyorum. Şöyle şurada. Seçtiğim noktanın kodu kaçmış? 187. Sonra şuradaki noktayı seçiyorum. 226. 187, 226. Tekrar geliyorum. Mesafeme bakıyorum. 173, 173,92. 173,92. Enter diyorum. Sonra tekrar Dördüncü bir nokta seçeceğim. Bakın dördüncü noktamı şuradan seçeyim. Seçtim. Şuradaki en yüksek noktamın kotu da şurası. Önce ilk noktamın kotuna tekrar bakayım. 241'den bakın şöyle yukarıya doğru geliyorum. 251'e kadar. 241, 251 geliyorum. 241, 251. Sonra mesafeye bakıyorum. 69, 48. 69, 40, 8. Tekrar geliyorum. Mümkün olduğunca arazi üzerinde homojen olarak ilerleyerek bir dere yatağında bir üst sınırda noktalar seçiyorum. İkisi arasındaki kod farkı ve uzunlukları hesaplayarak eğim değerlerini Excel'de otomatik olarak hesaplayacağım. Şimdi bakın şurada farklı bir nokta seçiyorum. Örneğin şurayı seçtim. Burayı seçtikten sonra kodu kaçmış? 341. Bu sefer de şöyle yapalım bakın. 341'e 388. Şöyle geliyorum. 341 388 kodları girdim. Sonra mesafe 99.15 şöyle geliyorum. 99.15 enter diyorum. Arazinin şuradaki sol aşağıda kalan bölgesine geliyorum. Bakın gene mesela şuraya tıklayalım. Kodu kaç? 319 341 319 341. Mesafe kaçmış? 165 61. 165,61 enter. Tekrar Google Orta geliyorum. Önce ESC'ye basıyorum. Bakın şurada bir tane nokta seçiyorum. Seçtim. Seçtiğim noktanın koduna bakıyorum. 224 İkinci nokta 254. 224 254 Sonra mesafe 173.1 173.1 Sonra tekrar ESC'ye basıyorum Şurada bir tane nokta seçiyorum Seçtiğim noktanın kodu 131 Sonra bakın şurada bir tane nokta seçiyorum 149 131 149 Geliyorum 131 149 Diyorum Sonra uzunluğa bakıyorum. 139.7 139.7 Enter diyorum. İstersem iki tane daha nokta seçebilirim. Benim için şimdilik bunlar yeterli. Siz düzgün bir şekilde, homojen bir şekilde 10 tane nokta seçebilirsiniz. Bakın arazi üstü değerlerimde de ortalama eğimim %19.84. Maksimum uzunluğum 173.92. Yüzeysel akımızım 0.30 metre bölü saniye. Buradan da akış süresi 9.66 dakika olarak hesaplanmış. Toplam sürede buradan 13.76 dakika olarak hesaplanmış. Şimdi benim seçtiğim bölge Giresun ilindeydi. O yüzden şuradan bakın şehir seçeceğim. Şöyle G harfine geliyorum. Buradan Giresun'u seçiyorum. Bakın Giresun'u seçtim. Yağ şiddeti otomatik olarak güncellendi. Şimdi şöyle yan tarafa doğru geliyorum. Artık şöyle yapacağım. Bakın burada havza türü seçimiyle ilgili bir bölge var. Burayı da girdikten sonra rasyonel hesap bize hesaplanmış olacak. Bunun için de şöyle yapıyorum. Önce tekrar havzama dönüyorum. Havzaya döndükten sonra şöyle tekrar ESC'ye basıyorum. Bakın burada farklı türde ağaçlık bölgeler ya da farklı türde arazi yapıları varsa mümkün olduğunca bunları birbirinden ayırmaya çalışacağım. Bunun için de bakın şurada böyle sık ağaçlıklı, çam ağaçlarına benzeyen bir bölge var. Diyelim ki ilk olarak şuradaki bölgeyi seçeyim. Havzayı küçük küçük alanlara ayıracağım ve buradaki alanları buradaki Excel tabloma gireceğim. Şimdi bakın burası ne kadarmış? 0.01 kilometre kare. Tekrar şuraya geliyorum. Birinci havza alanı. 0.01 kilometre kare. Şimdi buradaki havzanın türünü seçeceğim. Buradaki havzanın türü dediğim gibi çam ağaçlıklı bir bölge olabilir. Ben şuradan şöyle çam ormanını seçiyorum. Tabi siz bunu arazinizdeki gerçekten yapı neyse buradaki yapıya uygun olan bir şekilde seçmeniz gerekiyor. Tekrar Google Earth'e geliyorum. ESC'ye basıyorum. Bakın şuradaki bölgeyi ekledim. Şimdi buradaki bölgenin hemen solunda kalan bölge bakın şurada yine kendi içinde benzer özellikli bir bölge var. Şurayı seçiyorum. Seçtim. 0.05 km kare. Geliyorum. 0,05 km kare. Buranın yapısına bakalım. Tekrar Google Earth'e geliyorum. Bakın burada az önceki gibi böyle sık çam benzer bir yapı yok. Tekrar buraya geliyorum. Havza türü seçinize tıklıyorum. Buradan farklı alternatiflere bakıyorum. Meyve ağaçlıklı olanı seçiyorum. Bakın şurada meyve ağaçlıklı olarak bir havza türü var. Bunu seçtim. Sonra tekrar Google Earth'e geliyorum. Bakın şöyle şurayı seçtim. Şimdi şöyle yapalım. Şurada ve şurada birbirine benzeyen bir bölge var. Burayı da şöyle kendi içinde seçelim. seçtim. Bakın burası da ne kadarmış? 0,05 km kare. Şuraya geliyorum yine 0,05 km kare olarak giriyorum. Havza türüne de bu sefer şöyle tekrar geliyorum. Bakın buradan uygun olanı seçmeye çalışacağım. Buradan yaprakları dökülen orman olarak giriyorum. Dediğim gibi siz arazi türünüze uygun olanı seçersiniz. Tekrar Google Earth'e geliyorum. ESC'ye basıyorum. Bakın bu sefer şöyle şurada ağaçlık olmayan bir bölge var. Şurayı da dışına almış. Bu sefer burayı seçiyorum. Şuraya tıklıyorum. 0.07 km kare. Geliyorum. 0.07 km kare. Şöyle havza türüne de şöyle bakıyorum. Uygun ne var? Bakın burada dalgalı çayırlık olarak Şurada bir seçenek var, bunu seçiyorum. Evet, bunu da seçtim. Bakın, zaten toplam havza alanım 0.18 km kare yaptı. En başta ölçtüğümde de zaten bu kadardı. Dolayısıyla havzanın tamamına ait verileri girdim. Artık bakın, şurada yan tarafa bakacağım. Burada Q100 olarak adlandırılan kısım benim bu havzamın oluşturacağı 100 yıllık maksimum debiyi vermiş oluyor. O da ne kadarmış? 2.83 metreküp bölü saniyeymiş. 2.83 metreküp bölü saniyeyi hesapladım. Bu benim için buradaki havzanın oluşturacağı debi olmuş olur rasyonel hesap yöntemine göre. Eğer sizin havzanızın alanı 10 km kareden büyükse, dediğim gibi siz rasyonel hesap yöntemine göre değil, sentetik birim hidrograf yöntemine göre ya da Snyder yöntemine göre bu hesabı yapmanız gerekiyor. Fark etmez. Buradaki hesapların nasıl yapıldığını araştırıp buradaki DB hesaplarını yapabilirsiniz ama rasyonel hesap yöntemiyle yapacaksanız buradaki Excel şablonunu kullanabilirsiniz. Daha sonra bakın. Manning metodu bölümüne giriyorum. Buradaki değer otomatik olarak buraya aktarıldı Q yüz. Eğer siz farklı bir yöntemle yani rasyonel metotla buradaki debiyi hesaplamayacaksanız kendiniz elle buradaki değeri değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla bakın buradaki Q yüzü girmiş olduk 2.83 metreküp bölü saniye. Şimdi gelelim menfezeymi, pürüzlülük katsayısı dolgu yüksekliği ve menfez uzunluğu. Bunlardan pürüzlülük katsayısını ben buraya girili olarak bıraktım 0.015. Siz de eğer elinizde farklı bir veri yoksa Menfezinize ait pürüzlülük katsayı değerini değiştirmeyin. Bu beton kaplamaya ait bir değer. Ama isterseniz menfezin beton kaplamasına ait pürüzlülük katsayı sayısı kendi elinizde varsa ve bu değer farklı bir değerse buradaki değeri kendinizde değiştirebilirsiniz. Ama dediğim gibi elinizde herhangi bir katsayı yoksa bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şimdi gelelim menfezeyimi, dolgu yüksekliği ve menfez uzunluğu değerleri. Buradaki değerleri de girdiğimde şuradaki menfeze ait boyutlandırma işlemini tamamlamış olacağım. Burada aşağıda resimde de buradaki boyutların şurada nerelere ait olduğunu gösteriyor. Şimdi bunun için artık şöyle yapacağım. AutoCAD dosyamı açacağım. Şöyle AutoCAD dosyamı açıyorum. Ve ilk yapmam gereken işlem şu. Burada geçki tasarımına geliyorum. Geçki tasarımında H3 enkestinin olduğu yere geliyorum. Şimdi H3 enkestini ben zaten kesit tasarımı kısmında çizmiştim. Yani bütün enkestlerimi çizmiştim. Fakat burada şöyle bir durum söz konusu. Yani buraya yerleştireceğiniz menfez İlla ki H3 en kestiğiyle aynı doğrultuda olmak zorunda değil. Yani menfezin bir ucu bu tarafa bir ucu bu tarafa tam olarak bu hizada bakmak zorunda değil. Burada buraya yerleştireceğiniz sanat yapısının yönünü hizalamasını buradaki arazinin yapısına yani dere yatağına göre belirleyeceksiniz. Buradaki dere yatağına mümkün olduğunca buradaki menfezi ya da büzü sanat yapınızı hizalı bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Yani aynı doğrultuda yerleştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ilk olarak buradaki doğrultuya karar vereceğiz. Aynı da çıkabilir farklı da çıkabilir. Daha önce en kesitlerin tamamını çizmiştik. Eğer aynı çıkarsa daha önceki çizdiğimiz en kesit tasarımını kullanabiliriz. H3'ün aynısını kullanabiliriz. Ama farklı bir doğrultuda burada eğer menfezimizi yerleştireceksek bu durumda yeniden bir en kesit tasarımı yapmamız gerekecek. Şimdi buna da şöyle karar veriyoruz. Bakın. Burada şöyle yapıyorum. Copy diyorum. Hemen şu H3 en kesitinin olduğu yeri şöyle seçiyorum. Hemen bir alt eğriyi seçiyorum. Şurada bir üst eğriyi seçiyorum. Bir de bakın şöyle şurayı seçiyorum. 3 tane seçtim. Hatta bir de şöyle yapayım. Şuradaki orta noktadan şurayı seçeyim. Bunları şöyle yan tarafa kopyalıyorum ilk olarak. Kafa karışıklığı olmaması açısından burayı kopyalıyorum. Bakın kopyaladım. Şimdi H3 en burası. Ben buraya menfezi yerleştireceğim. Ama dediğim gibi buradaki menfezin yönünü illaki buradaki en kesitle aynı hizada yapmak zorunda değilim. Yani şöyle de olabilir. Bakın şuradan rotate'e tıklıyorum. Şuradaki en kesit çizgime tıklıyorum. Şuradan orta noktayı seçiyorum. Şöyle ortayı da kapatayım. Benim Menfizmin yönü bu şekilde dönebilir. Burada derenin akış konumuna göre ben bunu hizalamam gerek. Dere nasıl akıyorsa dere hangi yönde akıyorsa mümkün olduğunca dereyle aynı hizaya bunu getirmem gerek. Şimdi burada ben dereyi görüyor muyum? Göremiyorum. Peki burada ne yapacağım dereyi görebilmek için? Şöyle yapacağım bakın. Hemen buradaki noktada şuradaki eğriler arasında çizgiler çizeceğim. Ve buradaki çizgilerde mümkün olduğunca birbirine dik çizgileri yakalayacağım. Bunun için de şuradan Object snap ayarlarından bakın perpendicular açık. Perpendikalar açıkken line'a tıklıyorum. Line'a tıkladım. Daha sonra şöyle yapıyorum. Bakın şurada mümkün olduğunca şuradaki hizada şöyle bir tane nokta seçiyorum. Seçtim. Sonra gene mümkün olduğunca şöyle karşı tarafta dik çizgiler yakalamaya çalışıyorum. Bakın şuradaki çizgi üzerinde karşı taraftaki çizgi üzerinde dik çizgiyi yakalıyorum. Yakaladım. Sonra gene aynısını şurada yapıyorum. Diğer tarafta yapıyorum. Bakın dik çizgiyi yakalamaya çalışacağım. Şurada bakın gene dik çizgimi yakaladım. Sonra farklı bir noktada bunu tekrarlayalım. Bakın şöyle bu sefer şurada yapalım. Şuradan. Şöyle şuradaki dik çizgi. Bakın dik çizgiyi yakaladım. Sonra şöyle yapıyorum. Bakın dik çizgiyi yine yakaladım. Burada diklik yaratan çizgileri yakalıyorum. Çünkü şu yüzden suyun yani dere yatağının mümkün olduğunca arazide takip edeceği rotayı seçmeye çalışıyorum. Bunu da bu şekilde belirleyebilirim. Şimdi bakın şuradaki çizgilerle şuraya çizdiğim çizgilerle şuraya çizdiğim en kesit çizgisi aslında hizalı. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Ben daha önce H3 enkesli için bir tasarım yaptıysam aynı tasarımı menfes çalışması için kullanabilirim. Ekstra bir enkesit tasarımı yapmama gerek yok. Ama diyelim ki şuradaki H3 enkesiti bu şekilde değil de bunu rotate ile biraz döndürelim. Bakın şöyle yapalım. Rotate ile bunu döndürüyorum. Diyelim ki en başta enkesit çizgim şöyle biraz daha bunlara hizalı değil. Şöyle dönüktü. Dolayısıyla ben enkesit tasarımı çalışmamı şuradaki enkesit tasarımı çalışmamı burada H3 hangisi ise bunu diyelim ki buradaki çizgiye göre yaptım. Dolayısıyla artık şunu yapmam lazım. Önce buradaki çizgilerle hizalı, bunlarla aynı doğrultuda olan buraya yeni bir çizgi eklemem lazım. Bu yeni eklediğim çizgiye göre yeni bir enkesit tasarımı yapmam lazım yeniden. Şuradaki tasarımlardan bir tane daha yapmam lazım ve bu yeni yaptığım tasarım üzerinden benim buradan bazı verileri almam gerekiyor. Ama ben şöyle geri gelecek olursam, bakın benim zaten enkesit tasarımı çizgimle şuradaki çizdiğim dik çizgiler mümkün olduğunca birbirine hizalı aynı doğrultuda. Dolayısıyla benim farklı bir tasarım yapmama gerek yok. Bunun için de benim kullanacağım tasarım bakın şurada aşağıda ben bunu daha önceden çizmiştim. Bakın H3 enkesti için oluşturduğum enkesit tasarımı bu. Enkesit tasarımı burada gözüküyor. Ve şuraya aşağıya demişim ki verevlilik açısı 0 derece. Bunun anlamı şu. Benim H3 enkesti için oluşturduğum çizgiyle menfezimi yerleştireceğim çizgi aynı hizada aynı doğrultuda ikisi arasında herhangi bir sapma yok. Ama diyelim ki ikisi arasında herhangi bir sapma var. Bu durumda oradaki sapmayı buradaki verebilirlik açısı olan bölüme gireceğim. Bunun için de şöyle farklı H3 enkesi tasarımları yaptım. Bunu yapmamın amacı da şu. Hem farklı dolgu yüksekliklerinde tasarımlar nasıl oluyor bunu görelim. Hem de farklı verebilirlik açılarında durumlar nasıl oluyor bunu görelim. Dolayısıyla ben şöyle yaptım tasarım aşamasına geçtiğimde bakın 3 tane enkesit tasarımı H3 ile ilgili 3 tane enkesit tasarımı koydum buraya. Gerçekteki aslında şu ama farklı durumları da görebilmemiz açısından ben farklı dolgu yüksekliğine sahip enkesit tasarımları da koydum buraya. Bunların verebilirlik açılarını da değiştirdim. Bu gibi durumlarda menfez tasarımını nasıl yapacağız? Hem şuraya bir tane istinat duvarı da yerleştirdim. İstinat duvarı olduğunda menfez tasarımı nasıl oluyor? Bunu da görelim. Bunları görebilmek için buraya 3 farklı enkesit tasarımı koydum. Üçü de H3 enkesitini temsil ediyor. Şimdi benim gerçekteki en kesit tasarımım bu. H3 en kesiti bu ve verevlilik açım 0. Dolayısıyla bakın buraya 0 derece olarak yazmışım. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Verevlilik açınız 0 ise buradaki tasarım üzerinden almamız gereken değerleri alıp Excel şablonumuza girebiliriz ama verevlilik açımız 0 değilse yani şöyle geçki tasarım çalışmasına tekrar dönecek olursam diyelim ki buradaki en kesit tasarımım bu hizada değil, farklı bir hizada ama benim yerleştirmem gereken menfez bu hizada ikisi arasında kaç derecelik bir fark varsa oradaki açıyı oradaki verebilirlik açısı bölümüne yazacağım. Ve en kesit ile ilgili de bazı değişiklikler yapacağım. Tabi şu da olabilir. En kesit tasarımınız bu şekilde çıkar. Ama dere yatağı şöyle farklı bir hizada çıkabilir. Mesela dere yatağı şöyle çıkabilir. Diyelim ki böyle çıktı dere yatağı. Bu durumda ne olacak? Dere yatağı bu şekilde çıktığı için benim yine tasarımımı değiştirmem gerekecek. Bakın diyelim ki dere yatağı bu şekilde çıktı. Eğer dere yatağınız bu şekilde çıktıysa da sizin buraya yerleştireceğiniz menfez yine aynı hizada olmalı. Bakın şöyle buradaki hizada olmalı. Yine şunu şöyle ortaya taşıyalım orta noktasından. Şöyle şuradan şuradaki noktaya taşıyorum. Bakın bu durumda orta noktası menfezin orta noktası gene H3 enkestinden geçecek. Ama menfezinizin hizası bu şekilde olmuş olacak. Dolayısıyla hizanın bu şekilde olduğu bir görünümde de benim Yeni bir enkesit tasarımı elde etmem gerekecek. Şimdi bir şunu yapabilirsiniz. Buradaki çizgi için, buradaki yeni çizgi için bakın şu ikisi arasındaki açı da şurası da verevlilik açısı. Hemen onu da yeri gelmişken söyleyeyim, göstereyim. Şuradan ikisi arasındaki açıyı ölçebilirsiniz. Şu ikisi arasındaki açı verevlilik açısı. Buradaki açı kaçsa gidip bunu enkesit tasarımına yazarsınız ve şöyle yaparsınız. Bu yeni çizdiğiniz çizgi için daha önceki enkesit tasarımlarını nasıl yaptıysanız bunun için de yine bir yeniden enkesit tasarımı yaparsınız ve yaptığınız enkesit tasarımı üzerinden de verilerinizi alıp Excel şablonuna girebilirsiniz. Şimdi ben şöyle yapacağım. Bakın elimde 3 farklı enkesit tasarımı var H3 enkesiti için ve birincisinde dedim ki verebirlik açısı 0. 0 olduğunda ekstra herhangi bir şey yapmam gerekmiyor dedim. İkincisinde ve üçüncüsünde verebilirlik açılarını değiştirdim. Yani menfezin hizasıyla H3 enkesitinin hizası arasında belli bir açı var ve bu açıları bakın buraya Birisinde 5 derece, birisinde 30 derece olarak yazdım. Bunu bu şekilde yazmamın sebebi de farklı örnekler, farklı uygulamalarda da en kesit tasarımını görebilmek. Şimdi bu gibi durumlarda verebilirlik açısına sahip en kesit tasarımlarında şöyle yapacağım. Bu ikisini hemen şöyle kopyalıyorum. Bakın bunları şöyle aşağı doğru kopyaladım. Kopyaladıktan sonra şöyle yapacağım. Hesap makinemi alıyorum. Hesap makinemi aldım. Verebilirlik açısı kaçmış? Mesela burada 5 dereceymiş. Hesap makinemde şöyle yapıyorum. 1 bölü Kosinüs diyorum. 1 bölü kosinüs 5 diyorum parantez içinde. Kapatıyorum parantezi eşittir diyorum. 1.0038'lik bir değer çıktı. Bunu şöyle yapıyorum. Bakın şurada ilk olarak make block komutuna tıklıyorum. Make block komutuna tıkladım. Burada name bölümüne açılan pencerede menfes tasarım 1 diyorum. Menfes tasarım 1. Hatta menfes en kesit tasarım 1 diyelim. Menfes en kesit tasarım 1. Bakın bu şekilde isimlendirdim. Siz farklı isimler de verebilirsiniz. Sonra şöyle yapıyorum. Select Object diyorum. Select Object'ten de şuradan bakın. Şurayı seçiyorum. Seçtim. Bunu seçtikten sonra Enter'a basıyorum. Sonra Pick Point'e tıklıyorum. Pick Point olarak da bakın şuradaki noktayı seçiyorum. Platformun üstündeki orta noktayı seçiyorum. Seçtim. Sonra artık OK diyorum. Sonra buraya tıklıyorum. Bunu siliyorum. Şimdi artık şöyle yapacağım. Insert'e tıklıyorum. Bakın insert block. Insert block'tan da şuradan menfez tasarımına, menfez en kesit tasarımı 1'e tıklıyorum. Ama buna tıklamadan önce şöyle yapacağım. Az önce hesapladığım bir değer vardı. 1.0.038. Buradaki değeri alıyorum, X bölümüne yazıyorum. Bakın 1.0038. Çünkü şu an X yönünde bir genişletme yapmış oldum. Bakın X yönünde bir genişletme yapıyorum şuraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra da geliyorum tekrar buradaki orta noktaya tıklıyorum. Şimdi bu şunu yapmış oldu. Benim normalde platform genişliğim eğer 10 metre gözüküyorsa atıyorum artık biraz daha büyük gözüküyor. Yani oradaki dönmeye bağlı olarak benim platformuma ait yeni uzunlukları hesaplamış, yeni uzunlukları güncellemiş ve bunu tasarıma dönüştürmüş oldum. Şimdi aynısını hemen yan taraftaki örnekte şöyle yapacağım. Bakın tekrar make block diyorum. Make block dedikten sonra şöyle yapıyorum. Menfes Tre en kesit tasarım tasarım 2 diyorum bu sefer. Select object diyorum. Bakın. Duvar dahil duvarı da seçiyorum. Şöyle şuradaki tasarımın tamamını seçiyorum. Seçtim. Tasarımın tamamını seçtikten sonra enter'a basıyorum. Sonra pick point olarak bakın gene platformun orta noktasını seçiyorum. Seçtim. Okey diyorum. Sonra burayı siliyorum. Sildim. Artık şöyle yapacağım. Bakın bu sefer de verevlilik açım 30 dereceymiş. Hemen şöyle yapıyorum. 1 bölü kosinüs 30 diyorum. 1 bölü kosinüs 30 eşittir diyorum. Bakın buradan gelen değer de 1.1547. Bu sefer buraya 1.1547 yazıyorum. 15 47. Bu sefer şu ikinci tasarımı seçiyorum. Seçtim. Tekrar geliyorum bunu aynı noktaya bakın şuraya yapıştırıyorum. Şöyle biraz yukarıda yapıştırabilirim. Sorun değil. Burada şunu yapmış oldum. Tasarımlarımı X yönünde büyütmüş oldum. Çünkü şöyle benim artık platform üzerindeki en kısa noktayı seçmedim. Bunun üstünde açılı bir nokta seçtim. Dolayısıyla benim şuradaki tasarıma ait uzunluklarımın artması gerekiyor. Görünümde bu şekilde bir tasarım elde etmem gerekiyor. Ve bakın verebilirlik açılarına göre de buradaki tasarımları elde ettim. Dolayısıyla şunu da olduğu gibi aşağıya kopyalayalım. Bakın 3 tane alternatif uygulama yapacağım demiştim burada. Şurada verebilirlik açısı 0 olduğu için burada herhangi bir şey değiştirmiyorum. Bakın dolayısıyla elimde 3 farklı H3 enkesti tasarımı var. Tabi bu H3 enkesti tasarımlarından aslında sadece ilki gerçeği yansıtıyor. İkinciyi ve üçüncü farklı örnekler farklı uygulamalar olması açısından koydum. Yani bu şekilde ya da bu şekilde olsaydı H3 enkesti tasarımlarımız nasıl olurdu? Burada bakın bir önemli olan verevlilik açısı. Verebilirlik açınız eğer farklıysa sıfırdan farklıysa öncelikle burada yaptığım gibi en tasarımlarınızı yatayda büyütmeniz gerekiyor. Yatayda bunların görünümünü büyütmeniz gerekiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra artık elinizde menfezi yerleştireceğiniz en kesit tasarım hazır olarak bulunmuş oluyor. Bunu da şöyle biraz yukarıya taşıyalım. Şöyle şurada dursun. Evet bakın en kesit tasarımlarım hazır. Artık şöyle yapacağım. Tekrar Excel şablonuma geliyorum. Excel şablonunda bir diyor ki menfez eğimi. değerini ölçmem gerek. 2. Dolgu yüksekliği. Dolgu yüksekliğini ölçmem gerek. 3. Menfez uzunluğu diyor. Menfez uzunluğu değerimi ölçmem gerek. Buradaki değerleri ölçüp buralara gireceğim. Şimdi buradaki değerleri ölçebilmek için ilk olarak AutoCAD dosyasına tekrar geri dönüyorum. Menfez eğimi, dolgu yüksekliği ve menfez uzunluğu değerlerimizi şu şekilde ölçeceğiz. Bakın burada 3 farklı enkesit örneğim vardı. İlk olarak bu ortadaki enkesitle başlayalım. Bu diğerlerine göre biraz daha kolay. Şimdi şöyle yapıyorum. 1. Menfezin eğimi. Menfez burada gördüğümüz arazinin alt tabanına yerleştirileceği için aslında yapmamız gereken şey buradaki arazinin eğimini ölçmek. Yani şuradaki çizginin eğimini ölçmek. Ve bakın burada iki farklı eğim söz konusu. Dolayısıyla buradaki iki farklı eğimi ölçeceğim. Hangisi benim için daha küçükse oradaki eğimi menfez eğimi değerine yazacağım. Tabi menfezimi araziye olduğu gibi yerleştirmek istiyorsam. Genellikle uygulamalar bu şekilde yapılır. Menfez direkt olduğu gibi araziye yerleştirilir. Dolayısıyla buradaki arazinin eğimini ölçerek buradaki eğimi menfez eğimi değerine gireceğim. Tabii burada şöyle bir kısıtımız var. Karayolları Genel Müdürlüğüne göre buraya yerleştireceğimiz menfez eğiminin alt ve üst sınır değerleri var. Alt sınırı minimum %0.5 yani binde 5, üst sınırı ise %10 olmalı. %10 eğimi aşmamalı. Dolayısıyla buradaki arazi eğimini ölçtükten sonra bu iki sınır değerini dikkate alarak buradaki arazinin eğimini menfez eğimi bölümüne gireceğiz. Bir de burada gördüğünüz gibi arazide iki farklı eğim bulunduğu için ikisini de ölçeceğiz. Hangisi daha küçükse oradaki eğim değerini menfez eğimi değerine gireceğiz. Şimdi aslında burada zaten hangi eğimin daha küçük olduğu belli bakın. Şuradaki sağdaki eğim daha küçük bir eğim. Dolayısıyla burayı ölçüyorum. Şöyle şuraya tıklıyorum linere. Sonra şuraya geliyorum bakın. 6.7. Hesap makineme geliyorum. 6.7 diyorum. 6.7 bölü sonra şuradaki değer 118.11 118.11 eşittir diyorum. Bakın buradan gelen değer 0.05672. Yani %5.7 olarak buradaki arazinin eğimini hesaplamış oldum. İsterseniz bu sol taraftaki parça için de arazi eğimini hesaplayabilirsiniz. Fakat burada görüldüğü gibi buranın eğimi daha düşük olduğu için ben sadece sağ tarafı ölçtüm. Ve geliyorum bakın buradaki değeri menfez eğimi bölümüne giriyorum. 5.7 olarak buraya giriyorum. Menfez eğimini girdikten sonra dolgu yüksekliğine geliyorum. Tekrar otoket dosyasına dönüyorum. Burada dolgu yüksekliği değeri Bizim buradaki platformun alt noktası yani buradaki üst yapının şuradaki alt noktasıyla şuradaki noktayla bizim menfezimizin üst noktası arasındaki kod farkı yani şuradaki noktayla bakın şuradaki noktayla şuraya tıklıyorum bir iki menfezin üst noktası şimdi menfezin üst noktasının neresi olduğunu biliyor muyum bu aşamada bilmiyorum bakın sadece menfezin alt noktasını yani tabanını biliyorum ama şu an için menfezin üst noktasını bilmiyorum o yüzden şöyle yapıyorum. Tekrar ilk olarak şablonuma dönüyorum. Menfezin eğim değerini girdiğimizde otomatik olarak aslında şurada bir tane boyutlandırma karşımıza çıktı. Menfezimiz 1 çarpı 1 çarpı 1.5'muş. Yani bu en baştaki birinin anlamı şu tek gözlü. Eğer 2 olsaydı çift gözlü diyecektim. Tek gözlü açıklığı 1 metre olan ve yüksekliği 1.5 metre olan bir tane menfez karşımıza çıkmış. Gene bakın diğer boyutlandırmalarla ilgili veriler de geldi. Dediğim gibi benim ilk olarak menfezin üst noktasını bilmem lazım dolgu yüksekliği için. Dolayısıyla burada bir deneme yanılma yapacağız. Şimdi şöyle yapacağım bakın. Şurada şeklin en sağ tarafında şurada 5 santimlik grobeton bölümü var. Sonra şurada 19 santimlik taban bölümü var. Şurada 1.5 metrelik menfez yüksekliğim var. Sonra 19 santimlik bir taban yüksekliğim var. Buradaki değerlerin hepsini toplayacağım. 19 artı 19 38. 5 daha 43. 43 santim artı 1.5 metre. Bu da ne yapar? 1.93 yapar. Buradaki 1.93 benim arazimle menfezimin üst kotu arasındaki mesafe. Dolayısıyla artık şöyle yapabilirim. Tekrar AutoCAD dosyama dönüyorum. Bakın AutoCAD dosyasına geri dönüyorum. Offset diyorum. O enter diyorum. Benim buradaki ölçeğim 1 bölü 100 olduğu için bulduğum gerçek değerleri 10 ile çarpıyordum. Dolayısıyla 1.93'ü buraya 19.3 olarak giriyorum. 19.3. Daha sonra bakın arazimi şöyle yukarıya doğru öteliyorum. Arazimi ötelediğimde şurada menfezimin üst kotunu bulmuş oldum. Bakın şurası menfezimin benim üst noktası. Artık şuradaki noktanın yerini de biliyorum. Dolayısıyla şöyle yapabilirim. Şuradan lineere tıklıyorum. Lineere tıkladıktan sonra bir üst yapının alt noktasına tıklıyorum. 2. menfezin üst kotuna tıklıyorum. Bakın şuraya tıklıyorum. Burası kaçmış? 29.59. Burayı tabii gerçek değere dönüştürmek için bu sefer ona bölüyorum. Yani 2.96 metre olmuş oluyor. 2.96 metreyi alıyorum. Bakın buradaki dolgu yüksekliği bölümüne yazıyorum. 2.96. Bunu yazarken de şuna dikkat ediyorum. Buradaki 2.96 değerini girdiğimde Buradaki değerler güncellenecek mi güncellenmeyecek mi? Özellikle şuradaki 19 santim değerlerine bakıyorum bakın. Enter'a basıyorum 2.96'dan sonra bastım. Bakın gördüğünüz gibi burası 18 santim oldu burası da 18 santim oldu. Yani bazı değerler güncellendi 2.96'ya göre. Dolayısıyla bakın benim buradaki 2.96 değerinde tekrar güncellemem gerekecek. Neden? Çünkü benim taban ve taban yüksekliklerim 18 santime düşmüş oldu. 1 santim buradan düştü. 1 santim buradan düştü. Dolayısıyla buradaki 2.96 ne olmuş oldu? 2 santim daha artmış oldu. Buradaki değeri 2 santim arttırmak için burayı 8 yaparsam bakın şöyle 2.98 yaparsam buradaki değeri güncellemiş oldum. 2.98 bakın burası tekrar güncellendi mi güncellenmedi. 18 santim 18 santim. Dolayısıyla dolgu yüksekliğimi bulmuş oldum. Bakın bunu şöyle yapabiliriz. 18 santim 18 santim daha 36 santim. Şurada 5 santimlik bir değerim daha var. 41. Şuradaki 1.50 ile toplarsam ne yapar? 1.91 yapar. Şöyle tekrar otoket dosyama geliyorum. Şurayı siliyorum sildim. Offset diyorum. Offset dedikten sonra bu sefer 19.1 diyorum. 19.1 dedikten sonra şurayı tekrar şöyle öteliyorum. Öteledim. Şimdi bakın ölçüyorum. Şuradaki noktayla menfezin üst noktası arasındaki kotu ölçüyorum. 2.979 yani 2.98 olarak karşımıza çıkmış oldu. Dolayısıyla bakın buradaki tasarım için dolgu yüksekliği değerimi bulmuş oldum. Şuraya dolgu yüksekliği değerimi 2.98 olarak girdim. Şimdi gelelim menfez uzunluğuna. Menfez uzunluğu için de şöyle yapıyorum. Buradaki taban uzunluğunu ölçeceğim. Tekrar şöyle şuraya geliyorum. Bu sefer Align ile ölçeceğim. 1 sağ tıklıyorum. Hemen şuradan pratik bir şekilde şurayı ölçüyorum. 2 tekrar aynı komutu çalıştırıyorum. Bu sefer şurayı ölçüyorum. Bu ikisinin toplamını da menfez uzunluğu değerine gireceğim. 141.82 artı 118.3 diyorum. Topluyorum. Buradan çıkan sonuç 260.12. Buradaki değeri ona bölüyorum. Bu da yaklaşık olarak 26 metre yapıyor. 26 metre değerini geliyorum. Menfez uzunluğu değerime giriyorum. 26 metre olarak girdim. Ve bakın artık benim menfezimin boyutları tam olarak karşıma çıkmış oldu. Menfezim tek gözlü 1 metre açıklığı olan 1,5 metre yüksekliği olan tavan yüksekliği cm, taban yüksekliği 18 santim taban yüksekliği 18 santim cidarı 17 santim yani şuradaki yanal kalınlıkları et kalınlıkları 17 santim yine boyutlandırma ile ilgili diğer değerler de bakın burada karşımıza çıkıyor buradaki değerlerin aşağıda neresi olduğu da zaten gösterilmiş buradaki veriler otomatik olarak karşımıza çıkıyor bakın şu an sadece iki nolu tasarım için menfez boyutlandırmasını gerçekleştirmiş olduk. Şimdi gelelim diğer tasarımlara. Tekrar AutoCAD dosyasına dönüyorum. Bakın AutoCAD dosyama döndüm. Bu sefer şuradaki 3 nolu tasarım için boyutlandırmayı yapalım. Bunun için gene eğimle başlayalım. Bakın eğim değeriyle başlayacağım. Şöyle arazinin tabanına tıklıyorum. Gene iki farklı eğim var. Gene buradaki iki eğimi ölçeceğim. Hangisi daha küçükse buradaki eğim değerini gireceğim. Şöyle başlıyorum bakın. İlk olarak şurayı ölçelim. Ne kadarmış? Önce yatayı ölçelim. 18.38 18.38 bölü Sonra şöyle yapıyorum. 135.95. 135.95 eşittir diyorum. Buradan gelen sonuç %13.5'lik bir eğim verdi bize. Bu da maksimum sınırın üstünde. Şimdi ESC diyorum. Bakın %13.5. Diğerini ölçelim. Şuradaki eğim değerimiz kaçmış? 10.71 10.71 bölü şöyle yapıyorum. 99.01 99.01 eşittir diyorum. Buradan gelen değer de %10.8. Ben zaten küçük olanı kabul edecektim. %10.8'i kabul edecektim. Fakat her iki değer de benim için %10'dan büyük olduğu için yani üst sınır değerini geçtiği için benim burada ekstra bir çalışma yapmam gerekecek. Buradaki eğim değerlerini kullanamam. Dolayısıyla burada kullanmam gereken eğim değeri benim için %10 olmuş olacak. Bakın eğim değerine %10 değerini giriyorum. Şuraya menfez eğimine geliyorum. %10 diyorum. Üst sınır değerini giriyorum. Şimdi menfez eğimine %10 değerine girdikten sonra dolgu yüksekliği için tekrar AutoCAD dosyama geliyorum. Şimdi bakın menfez eğimini %10 olarak belirlediğime göre ilk olarak %10'a karşılık gelen taban çizgimi çizmem lazım. Şöyle şurada 100 birimlik bir çizgi çiziyorum. 100 sonra aşağıya doğru 10 birimlik bir çizgi çiziyorum. 10 sonra C enter diyorum. Bakın %10'luk çizgimi çizdim. Bu benim menfezimin sınır eğim değeri. Dolayısıyla bunu alıyorum. Şuradan move diyorum. Şuradaki noktadan Şöyle şuraya taşıyorum. En kenar noktaya taşıyorum. Bakın taşıdım. Bunu yapmamın sebebi şuradaki arazimin eğiminin %10 değerini aşması ve ben %10 değerini aşan bir menfez buraya yerleştirmek istemiyorum. Dolayısıyla şöyle yapıyorum. Bakın artık EX diyorum. EX dedikten sonra şuradan boundary edge seçeneğine tıklıyorum. Tıkladım. Tıkladıktan sonra şuradaki duvarın en sağ yüzeyini seçiyorum. Seçtim. Seçtikten sonra buradaki çizgiyi buraya kadar uzatacağım. Önce enter'a tıklıyorum. Sonra şuradaki çizgime tıklıyorum tıkladım. Bakın çizgi buraya kadar uzadı. Sonrasında da şöyle yapacağım. L, E, N diyeceğim. Sonra D, E, Enter diyeceğim. Burada 30 santimlik daha bir uzatma yapmam gerekiyor. Buradaki 30 santimi metreye çevirecek olursam 0.3 metre. Bunu da 1 bölü 100 ölçüye göre dönüştürecek olursam 3 birim yapar. Dolayısıyla 3 olarak buraya değerimi giriyorum. 3 enter diyorum. Ve şuradaki çizgiye tıklıyorum bakın. Bunu 30 santim daha dışarıya uzatmış oldum. Bu benim menfezimin tabanını vermiş oldu. Dolayısıyla şöyle yapacağım sonrasında. Menfezimin toplam yüksekliğini hesaplayacağım. Toplam yükseklik kadar buradaki değeri öteleyeceğim yukarıya. Öteledikten sonra şuradaki üst yapının alt noktasıyla menfezin üst noktası arasındaki mesafeyi ölçerek dolgu yüksekliğini hesaplamış olacağım. Şimdi bunun için de şöyle yapacağım. Tekrar öncelikle şablonuma geri dönüyorum. Bakın burada %10 menfez eğimine göre taban ve taban yükseklikleri 18 santim 18 santim olarak karşıma çıkmış. Şurada 18 santim 18 santim. Yine gro beton için şurada 5 santimlik payım var. Bunların hepsini toplarsam 18 artı 18 36 5 santim daha 41 santim. 41 santim 150 santim daha ne yapar? 191 santim. Bunu da offset ile buraya girerken gene 10 çarpacağım. O enter diyeceğim. 19.1 diyeceğim. Şuradaki çizgimi yukarıya doğru öteleyeceğim. Bakın bunu yukarıya doğru öteliyorum. Dolayısıyla menfezimin üst sınırını bulmuş oldum. Buradan şu ikisi arasındaki mesafeyi ölçüyorum. Şuradaki noktayla şuradaki nokta arasını ölçtüm. Ne kadarmış? 51.04. Gerçek değerini elde edebilmek için ona bölüyorum ölçekten dolayı. 5.1. Dolayısıyla şuraya geliyorum. 5.1 diyorum. Bakın 5.1 diyorum. 5.1 değerine girdiğimde taban ve taban yükseklikleri değişti mi? Değişmedi. Dolayısıyla herhangi bir problem söz konusu değil. Menfez eğimim %10. Dolgu yüksekliğim 5.1 olarak belirlemiş oldum. Şimdi gelelim menfez uzunluğuna. Menfez uzunluğu için tekrar otoket dosyama geliyorum. Bu sefer şöyle yapacağım. Normalde şuradaki arazinin uzunluğunu ölçüyordum. Toplam uzunluğunu ölçüyordum. Ama burada artık bakın menfezimi zaten tek parça olarak buraya yerleştirdim. Geliyorum. Şuradaki noktayla şuradaki nokta arasını ölçüyorum. Ne kadarmış? 272.01. Bunu da ona bölecek olursak 27.2 metre olarak karşımıza çıkmış olacak. 27.2 yazıyorum buraya. 27.2 Evet bakın menfezmin boyutlarını bu şekilde tamamlamış oldum. Artık menfezmin boyutlarını biliyorum. Tabi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Tekrar otoket dosyasına dönüyorum. Bakın menfezimin eğimini buraya %10 olarak yerleştirdim. Dolayısıyla şurada menfezin altında küçük bir dolgu kısmı var. Arazinin şuradaki altta kalan kısmını doldurmamız gerekiyor. Dolayısıyla %10'luk bir eğim seviyesine getirmemiz gerekiyor. Bir de eğer en kestimizde istinat duvarımız varsa istinat duvarının dış sınırından bir 30 santim daha bunu dışarıya taşırmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde de menfezimizin uzunluğunu hesaplamış olduk. Şimdi tekrar şöyle yapıyorum. İlk tasarıma geliyorum. Bakın ilk tasarım için buradaki ölçümleri yapalım. İlk olarak yine arazinin eğimiyle başlayalım. Arazinin eğimi için şöyle önce araziye tıklayayım. Bakın iki farklı eğim söz konusu. İkisinin de eğimini ölçelim. Önce şöyle birinciyi ölçüyorum. 5.46 Hesap makinesini alıyorum. 5.46 bölü. Şöyle yan tarafa geliyorum. 90.48 Eşittir diyorum. %6. %6'lık bir eğim var. Sonra yan tarafa geliyorum. Bir de burayı ölçüyorum. Düşeyde 4.14 4.14 bölü. 142.55 Eşittir diyorum. %2.9. Bakın burada da düşük olan eğim %2.9 olduğu için önce %2.9'u menfez eğimi bölümüne yazıyorum. Şöyle geliyorum. Bakın şuraya 2.9 enter diyorum. Sonra şöyle yapacağım. Bakın dolgu yüksekliği, menfez uzunluğu. Önce dolgu yüksekliğini ölçeceğim. Dolgu yüksekliği için tekrar buraya geliyorum. Şimdi dolgu yüksekliği neydi? Şuradaki üst yapının alt kotuyla menfezin üst kotu arasındaki mesafeydi. Şimdi menfezin üst kotunu henüz bilmiyoruz. Fakat şöyle yapabiliriz. Menfezin toplam uzunluğunun yaklaşık olarak ne kadar olduğunu bilirsek buradaki araziyi offset yukarıya öteleriz. Yukarıya öteledikten sonra da menfezin üst kotuyla üst yapının alt kotu arasındaki mesafeyi ölçebiliriz. Şimdi şuraya tekrar geliyorum şablona ilk olarak. Bakın şablonda bizim zaten şuradaki yüksekliğimiz 1,5 metre yani 150 santim. Şu ikisinin de 18 santim olacağını varsayarsak 18, 18, 36, 5 santim de grobeton. Dolayısıyla 41 santim. Bu da ne yapar? 191 santim yapar. Bunu da AutoCAD'de şöyle yapıyorduk. Burası 1 bölü 100 ölçek olduğu için offset diyorduk. 19.1 diyorduk. Onunla çarpıyorum 1.91'i. Bunu şöyle yukarıya doğru öteliyorum. Şimdi yukarıya doğru ötelediğimde şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Şimdi menfezimin üst sınırı şuradaki üst yapımın alt sınırının üstünde kaldığı için benim mecburen buradaki menfezi aşağıya taşımam gerekiyor. Yani burada alt tarafta belli bir miktar kazı yapıp buradaki kazı alanının içine benim menfezimi yerleştirmem gerekiyor. Bunun için de şöyle yapacağım. Bir benim buradaki üst yapım şuraya sığacak. Üst yapım burada bulunacak. Üst yapıdan sonra şöyle belli bir miktar daha güvenli alan oluşturmak istiyorum. Zaten benim burada kenar hendeyim olduğu için bakın şuradaki kenar hendeyin sağ noktasından bu tarafa doğru menfezin eğim çizgisini başlatacağım. Ama şurada eğer kenar hendeyim olmasaydı benim burası da dolgu şevi olsaydı yarma şevi olmasaydı burada şunu yapabilirdim. Buradaki üst yapıdan sonra bir 10 santimlik daha güvenlik payı bırakabilirdim. Yani burayı 10 santim daha ötelerdim. 10 santim daha öteledikten sonra şuradaki dolgu şevindeki kesiştiği yeri bulabilirdim. Buradaki kesiştiği yere göre de buraya menfezimi yerleştirebilirdim. Ama benim burası zaten yarma şevi olduğu için ve burada kenar hendeğim olduğu için şuradaki kenar hendeğinin en uç noktasını seçeceğim. Bakın şöyle kenar hendeğin en uç noktasını seçiyorum. Ve buraya menfezimi yerleştireceğim. Bakın eğer karayolları genel müdürlüğüne göre menfez eğiminde bir sınırlama olmasaydı buraya direkt şöyle orta açıkken yani düz bir çizgi çizip Buraya menfezimi yerleştirebilirdim. Ama diyor ki Karayolları Genel Müdürlüğü menfez eğimi minimum binde 5. Yani yüzde 0.5 olmalı. Dolayısıyla şöyle yapıyorum. Bakın buraya uzunluğu 1000 olan şöyle 1000 enter diyorum. Sonra aşağı doğru 5 diyorum. 5 enter diyorum. C enter diyorum. Bakın binde 5 eğime sahip çizgimi çizdim. Şunu siliyorum. Sildim. Sonra tabi bunun fazla kısmını trimliyorum. Trim. Şurayı trimliyorum. Sonra şurayı da trimliyorum. Bakın nereye kadar trimledim. Şuradaki dolgu şevine kadar dolgu şeviyle şurada kesişiyorlar. Evet artık bakın menfezimin üst sınırını belirledim. Benim artık menfezimin üst sınırı şuradaki çizgi değil. Bunu siliyorum üsttekini siliyorum. Menfezimin üst sınırı buradaki çizgi olmuş oldu. Dolayısıyla menfezimin eğimi kaç olmuş oldu? %0.5 olmuş oldu. İlk olarak buradaki değeri girelim. Bakın buraya minimum değere girdim. 0.5. Eğimimi belirledim. Eğimi belirledikten sonra gelelim dolgu yüksekliğine. Dolgu yüksekliği neydi? benim şuradaki üst yapının alt sınırıyla menfezin üst sınırı arasında kalan mesafeydi. Hemen geliyorum şuraya. Şuradaki noktadan şuradaki noktaya kadar olan mesafeyi ölçüyorum. Ne kadarmış? 8.15. Ona bölersem 0.815. Yuvarlarsam 0.82 metre. Geliyorum buraya 0.82 metreyi giriyorum dolgu yüksekliğine. Sonra bakın menfez uzunluğu. Menfez uzunluğu için de şöyle yapacağım. Tekrar tasarıma geliyorum. Şuradaki üst sınırın uzunluğunu ölçeceğim. Bu da benim için menfez uzunluğu olacak. Bakın şöyle şununla hemen şöyle hızlıca ölçüyorum. Ölçtüm. Kaçmış? 205.45. Ona bölüyorum. 20.545. Bunu da yuvarlarsak 20.5 olarak şuraya giriyorum. 20.5. Dolayısıyla bakın artık buradaki verilere göre şuradaki menfez boyutlandırmasını tamamlamış oldum. Böylece AutoCAD dosyasına tekrar geri dönecek olursam bakın üç farklı uygulama için menfez boyutlandırmasını tamamlamış olduk. Burada dikkat etmemiz gereken kurallar neydi? Karayolları Genel Müdürlüğü'ne göre menfez eğimimiz binde 5'ten az olamıyordu. Yüzde 10'dan fazla olamıyordu. Buna dikkat ettik. Eğer tasarımda istinat duvarımız varsa menfezimizi istinat duvarının dışına taşırdık 30 cm kadar. Eğer menfezimiz platformun üstünde kalıyorsa bu gibi durumlarda da ne yaptık? Önce menfezimizin üst sınırını buraya çizdik. Üst sınırını belirledik ve menfezi bu üst sınırın altında kalacak şekilde buraya tasarıma yerleştirmemiz gerektiğini söyledik. Şimdi şu an için sadece boyutlandırmayı tamamladık artık boyutlandırmayı biliyoruz. Bakın buradaki şablon bize boyutlandırmayı veriyor. Bizim menfezimizin bütün boyutları burada mevcut. Artık buradaki boyutlandırmaya göre şunu yapacağız. Önce tasarımımızı alacağız. Buradaki 3 tane en kesit tasarım üzerine çizip yerleştireceğiz. Daha sonra boy kesit ve geçki tasarımı çalışmalarına buraya çizdiğimiz menfezleri ekleyerek çalışmayı tamamlayacağız. Tasarım aşamasını ikinci bir videoda anlatacağım. Bu videoda sadece boyutlandırmayı anlatmış oldum.